Saatlerimiz 17, kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, Bloomberg HT Genel Müdürümüz Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin Alican. Yine çok önemli gündem başlıkları olan bir günde birlikteyiz. Birazdan bunları tek tek konuşacağız. Ama zaten bunların başında da herhalde seçim tarihini konuşacağız. Bu başlığı günden bugün öne çıkan başlıklarımız arasında da birinci maddede göreceksiniz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada belki seçim tarihinin öne çekilebileceğini söyledi. Özellikle elbette bu konuyla ilgili gelişmeleri biz de bekliyoruz ve Ali Can'la da bu yayınlarda hep dile getiriyoruz. Birazdan detaylarına da bakarız. İkinci başlığımız bugün içeriden, çünkü başta borsa olmak üzere Türk varlıkları bugün ciddi dalgalı bir seyir izliyorlar. Neler oldu? Bir kere borsada kayıplar %5'in üzerine çıkınca öğleden sonra saatlerinde devre kesiciler devreye girdi. Ve dolar TL'nin gün içerisinde rekor seviyeyi gördüğünü takip ettik. Bununla birlikte özellikle de sektörel bazı hareketlilikler daha fazla ön plana çıkıyor gibi bir durum var. Algo sistemlerinin de devreye girdiği ifade ediliyor. Kimi uzmanlar özellikle KKM'den, DTH'lardan çıkan paranın bir kısmının en azından halka arzlar için nakde dönüş şeklinde bir sonuç doğurduğunu da söylüyorlar. Ama bunları da hep değerlendireceğiz. Ve bu arada borsa şu anda normal seyrinde ama kayıplar da yine %5'in üzerinde. Bunu da söyleyelim. Yılın son haftasındaki döviz mevduatı 2,5 milyar dolar düştü. KKM'de dönüş 47 milyar lirayı geçti. 47,9 milyar oldu. Bunu da not edelim. Ve son olarak da tarım dışı istihdam verisi öncesinde Amerika'da ADP istihdam verisi beklenenin çok üzerinde artmış görünüyor. Tarım dışı istihdamı yarın bekliyoruz ama ADP yani özel sektör istihdam Aralık'ta 235 bin arttı. Beklenti 150 binlik bir artış yönündeydi. Bunu da ilerleyen dakikalarda Cüneyt Başaran'la konuşacağız. Şimdi gelelim Alican Türkoğlu'na. Alican, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim mesajıyla başlayalım istersen. Erkene çekilebilir dedi seçim için Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alt başlıklar var mı, alt detaylar var mı, ne biliyoruz şu anda? Mevsim şartlarında dikkate alarak. O ne demek onu geçti, tam, hani tam yaza girişte değil de zaten aslında 18 Haziran olağan tarih diye konuştuğumuzda daha öne çekilme ihtimali çok yoğun bir şekilde konuşuluyor demiştik. Şimdi seninle aslında tarih aralıkları vererek ve üzerine de çok da gülerek yani, de yayın yapmıştık. Sen, o yüzden onu söylemeyeceğim. Ben açıyorum şu, takvimi. Öyle de takvim açmaya da gerek yok. Şimdi 18 Haziran olağan tarih olduğunda tam yaz girişi olacak. Dolayısıyla seyahatlerin çok olabileceği tarih olarak da öngörülüyor. Üniversite sınavıyla çakışma durumu var. Onun hemen öncesinde yine LGS var. Sınavlarla da çakışıyor. Dolayısıyla zaten aslında Ankara'da satın alınan senaryo seçimin Mayıs ayı içerisinde yapılması gibiydi ki alternatif tarihler üzerinde zaten görüşmeler çok sık yapılmıştı. Ama en son Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesinde muhtemel seçim tarihleri üzerinde daha net bir görüşmenin olduğu yönünde kulisler var, kulis bilgileri var. Ancak özellikle AK Parti cephesinden gelen 6 Nisan öncesinde bir seçim kararı alınmayacaktır, alınma beklentisi yoktur yönündeki açıklamalar. Yani seçim kanunundaki değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra bir seçim olacaktır yönündeki açıklamalardan sonra zaten 10 pazar kalmıştı seçimin yapılabileceği. İşte tüm şartlar dikkate alınarak Ankara'da ki gündür Ankara yani işte dün ve ondan önceki gün Ankara temaslarımda da çok net bir şekilde 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihleri. Bu üç tarih üzerinde bir yoğunlaşma olduğunu 37-14. Evet, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde seçimin yapılabileceğiyle ilgili çok net konuşulmaya başlanmış. Bu seçim kararının Cumhurbaşkanı'nın alacağı, yani meclise bırakılmayacağı, çünkü muhalefet partilerinden destek gelmeyecek gözüküyor. Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshederek seçim kararını açıklaması ve 60 gün içerisinde seçime gidilmesi. Beklenti bu yönde.
Dolayısıyla seçimle ilgili olarak her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da önce AK Parti cephesinden, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar, sonra Cumhur İttifakı açısından söylüyorum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında her türlü seçim tarihini hazırız yönündeki değerlendirmesi ve en son bugün ilk kez Cumhurbaşkanı'nın ağzından seçimin biraz öne çekilebileceği yönündeki açıklama. Tüm bunlar arka arkaya konulduğunda bu açıklamalar, bu tarihler, yani bahsetmiş olduğum 3 tarih üzerinde bir yoğunlaşma olduğunu gösteriyor. Ama bakacağız, göreceğiz, evet, hangi tarih açıklanacak. Seçimle ilgili durum şu an itibariyle bu. Ama Cumhurbaşkanı diğer açıklamalarında da mesela işte Rusya ile olan, Putin'le olan görüşme var. Zelenski ile şu anda bir görüşme gerçekleştirildi, açıklaması gelmedi. Bunlarla ilgili detaylar da var. Özellikle Suriye tarafında, yani Putin'le yapılan görüşmede Suriye başlığında savunma bakanları arasındaki görüşmenin yapıldığı, dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin yapılacağı konuşmuştuk. Ocak ayının ikinci yarısında bekleniyor. Eğer tüm bunlar olumlu giderse bir sonraki aşama liderler arasında bir görüşmenin olabileceği yönündeki açıklaması oldukça kritik. Ve yine Suriye başlığında terörle mücadele kapsamında Tel Rifat ve Minbiş'teki terör örgütü mensuplarının bir an önce oradan uzaklaştırılması ile ilgili somut adım atılması yönündeki beklenti. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde muhtemelen işte hem savunma hem dışişleri bakanları toplantısından bu başlıkla ilgili kritik bilgiler gelebilir. Peki şimdi yine Erdoğan-Putin görüşmesinde enerji tarafıyla da ilgili bazı mesajlar geldiğini biliyoruz. Doğalgaz hatlarıyla ilgili ve artık somut adımların atılması için gerekli altyapı çalışmalarının zaten devam ettiği, yapıldığı ve devam ettiği. Ben seçim tarihi mesajının hemen ardından aslında altılı masa tarafında bir hareket var mı diye sormak istiyorum. Hala toplantıdalar bildiğim kadarıyla. Daha bitmedi toplantı. Bugün Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde toplantı gerçekleştiriliyor. Şimdi burada aslında ana gündem işte parlamenter sisteme geçişteki yol haritası çalışmasına son şekil verildi. Hatta tamamlandığı da ifade ediliyor. Buna ilişkin bir açıklama yapılabilir bugün. Yani kamuoyuna açıklanacağı tarihle ilgili bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Hükümet programı benzeri çalışmanın bitişi belki bu toplantıda olmayabilir. Ay sonu yapılacak toplantıya bırakılabileceği söyleniyor. Şimdi tabii adaylık konusu önemli. Aslında bugünkü toplantı herhangi bir şekilde aday, tek aday, çoklu adayla ilgili bir senaryonun konuşulmayacağını bekliyorduk. Ama dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarında muhtemelen bugün adaylık konusu masada elbet konuşulur yönündeki açıklama. Acaba bugün adaylıkla ilgili bir adım atılacak mı? Bir en azından başlangıcı girizgahı yapılacak mı masada bu konunun konuşulmasının sorularını getirdi. Evet. Özellikle de Erdoğan'dan gelen erken seçim mesajı belki gündemde olmamış olsa bile gündemi doğru taşıyabilir. Doğru. Çünkü işte çok net bir şekilde artık Cumhurbaşkanı da seçimin işte olağan tarihinden daha önce yapılması konusunu gündemine almış gözüküyor. Bu resmen de açıklanmış gözüküyor. Yani bu konunun gündemde olduğu. Dolayısıyla işte bu toplantı mı olur yoksa ay sonundaki İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki toplantı mı olur bilinmez. Ama artık altılı masanın adaylık konusunda masaya yavaş yavaş getirmesi gerektiği aşikar. Bir yazılı açıklama yapılmasını bekliyorum ben. Yani partilerden kameraların karşısında bir açıklama değil, bir yazılı açıklama yapılmasını bekliyorum toplantı bitiminde. Daha net anlayacağız. Muhtemelen akşam saatlerini bulacaktır o açıklamanın yapılması. Ama adaylık konuşuldu mu, konuşulmadı mı onu göreceğiz. Ama açıklamanın içerisinde adayımız şudur veya şöyle bir kararla çıkıyoruz değil. Muhtemelen altılı masanın göstereceği Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı olacaktır, tırnak içinde söylüyorum, gibi bir açıklamanın ben gelmesini bekliyorum bugün itibariyle. Anayasa değişikliği teklifi AK Parti'nin getirmiş olduğu mecliste görüşülecek, başörtüsü ve ailenin korunmasıyla ilgili. Bu konuda bugün konuşulacak altılı masa toplantısında partilerin nasıl bir pozisyon alacağıyla ilgili olarak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki son gelişmeler, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki son dönemdeki karşılıklı söylemler masanın gündemine gelecektir. Çünkü bildiğim kadarıyla yarın belediyenin bir programında hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener hem de Sayın Davutoğlu yer alacaklar destek amaçlı. Ama göreceğiz açıklama sonrasında. Bir araya gireyim. Bugün hakikaten TL varlıklar ve bilhassa da borsada çok sert hareketler yaşanıyor. BIST yüzde günlük düşüş şimdi %7'yi aştı. Ve ikinci kez devre kesicinin
çalıştığını da söyleyelim, paylaşalım bir son dakika olarak. Ben de şunu söyleyeyim, Zelenski ile de görüşme gerçekleşmiş. Yaklaşık 40 dakikalık bir görüşme olmuş. Muhtemelen birazdan bir yazılı açıklama geçilecektir. Burada da savaşla ilgili hem tahıl koridoru işi hem de bir an önce savaşın tamamlanması, sona ermesi, ateşkesi sağlanması ile ilgili bir açıklama gelmesini bekliyorum. Peki, bir süredir gıda koridoruyla, tahıl koridoruyla ilgili de çok haber gelmiyor önümüze. Özellikle Boğaz'da bekleyen gemiler ve onların sigortalılık haliyle ilgili olan o yoğun dönemden sonra biraz duruldu. Hareket biraz mi yok? Biraz daha sistem oturmuş gibi gözüküyor orada. Yine bekleyen gemilerin olduğu ifade ediliyor. Ancak o ilk başta olduğu gibi acaba bu anlaşma olmadı mı? Gemilerin tamamı burada bekleyecek mi sorusu o sigorta krizinin çözülmesinden sonra kalkmış gibi. Evet. Ama yine de herhangi bir sıkıntı olmaması için görüşmelerin devam ettiğini söylemem gerekiyor. Tamam. Şimdi dün açıklanan orta gelirliler için konut projesi kapsamında, yani yeni evim projesiyle ilgili bazı gelişmeler var. Dün açıklanan bir asgari faiz oranı vardı. %0.69 zannediyorum. Onda bir miktar değişiklik var. Aslında değişiklik yok. 0.69 devam ediyor ama tek faiz oranı değil bu. En yüksek 0.99. Evet. Yani 0.69 faiz oranı da var ama. Miktarlara göre evet, çeşitlendirilmiş 4 milyon ile 5 milyon TL arasındaki kullanımlarla ilgili olarak faiz veya kar payı oranı 0.99 olacak. Yani en düşük 0.69, en yüksek 0.99 faiz aralığında kullanım isteyenlere kredi imkanı sağlanacak. Burası belli. Azami 15 sene vade, bu zaten ifade edilmişti. Dolayısıyla onda bir değişiklik yok. Sadece tek faiz oranı değil, yani 0.69 tek faiz oranı olmayacak. Yüksek oranlı konutlarda 4 milyonla 5 milyon lira arasında olanlarda kredi 0.99 olacak. Peki. Bir de elbette EYT düzenlemesi ne zaman meclise gelecek sorusu vardı. Cevabını bulduk sanki. Bitmeyen gündemimiz. Hani çözüldü diyoruz ama bir meclis aşaması kaldı. Muhtemelen gelecek hafta içerisinde meclise gelecek. Gelecek hafta başında gelmesi planlanıyor. Hızlı bir şekilde de geçmesi. Ocak ayı içerisinde de yasalaşması ve Şubat ayından itibaren de EYT'li olup emekli hak kazananların emekli maaşlarını almaları hedefleniyor. Şu anda hedeflenen bu. Ama partilerden edinmiş olduğum izlenim gelecek hafta itibariyle bunun meclise geleceği ve Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlayacağı. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey atladık mı diye bakıyorum. Zannediyorum elimizdeki veriler şimdilik. Ben de bakıyorum şu an itibariyle, başka da bir şey yok gibi. İşte bu özel okullarla ilgili %65'lik zamla ilgili olarak görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Ona bakacağız. Hani 65 olarak açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Yani %105 niyetiyle oturmuşlardı özel. Evet, öyle deniyordu. Sonra işte %80-90 dendi. %65 oranından özel okulların memnun olmadığı söyleniyor. Keza aynı şekilde velilerin de memnun olmadığı çok açık. Nasıl bir ara çözüm bulunacak belli değil. Bir yönden hükümetin özel okulları destekleme gibi bir yola mı gidip gitmeyeceği konusunda o görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor. Muhtemelen bu konu bu hafta içerisinde çok konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Bir de zincir marketlerin fiyat sabitleme işi var. O da devam ediyor. Evet. Başlamıştı. Birkaç markette daha hem fiyat sabitleme hem indirim kararı alındı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Hazine Maliye Bakanı'nın da bu yönde çağrısı vardı. O çağrıya uyum olacakmış gibi gözüküyor. Bu hafta bunları da takip ediyoruz. Aycan Türkoğlu, çok teşekkür ediyorum. İzleyeceğiz, takip edeceğiz bu gündemi. Şimdi efendim bir reklam arasına gidelim. Kısa bir reklam. Dönüşte Londra'ya gideceğiz. Cüneyt Başaran'la sohbet edeceğiz. Kapanışa doğru devam ediyor. Londra'ya gidiyoruz. Şimdi Ciner Medya Grubu Londra temsilcimiz Cüneyt Başaran bizimle birlikte. Cüneyt, hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar İrem. Cüneyt, şimdi içerisi bugün hayli hareketli iç piyasalar. Biraz içeriden başlamak istiyorum. Elbette dün söz verdiğimiz üzere herkese FOMC tutanaklarına döneceğiz. Biraz Fed ve Avrupa'da konuşacağız ama özellikle içeride bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin öne alınabileceğine dair verdiği mesajlar önemliydi. Aynı güne denk geldi ama aslında sabah saatlerinden itibaren Türk varlıklarında da ciddi bir oynaklık yaşanıyor. Borsada ikinci kez, bu defa kayıplar %7'nin üzerine tekrar gelince devre kesiciler çalıştı örneğin. Dolar TL'de 18.78'in üzerini gördük.
bir hayli hareketli bir gün. Birçok gerekçe ifade ediliyor, sayılıyor ama sen nasıl okuyorsun dışarıdan baktığın zaman bugün içerideki piyasa hareketlerini? Şimdi kurdan başlayacak olursak Didem, yani aslında burada garip olan kurun hareketsizliğiydi. Hala da hareketsiz kalmadı. Mesela daha yılın ilk haftasındayız, değil mi? Dolar endeksine bakıyoruz. 3 işlem gününde kabaca %1.2 değer kazanmış bir Amerikan doları var sepet bazında. Mesela Euro 1.46 gerilemiş. İşte Pound 1.40 gerilemiş. Pound'a bakıyoruz 1.19'a düşmüş. Euro dolar yeniden 1.05'lere çekilmiş. Dolayısıyla sonra bağlarız da FOMC'nin de altını çizdiği güçlü dolardan öyle kolay kolay vazgeçmek yok. Hani bu çirkinler yarışmasıysa en çirkin Amerika değil ya da Amerikan doları değil diye anlaşılan bir hikaye var. Ve bu hikayenin fiyatlaması var her yerde. Dolar TL'de de aslında o 18.77'ler belki bir parça değer kaybı gösteriyor. Şu an işte en yüksek seviyede izini gösteriyor rekor anlamında ama yani biz dolar endeksine alıştığımız için yani dolar TL'ye alıştığımız için 15.55-60 seviyesinde ne oluyor diyoruz. Aslında yani şu an %1-1.5 civarında bütün para birimleri değer kaybediyor. Dolar Türk Lirası eğer diğerleri kadar rahat işlem görebilse, yani üstü örtülü bir dalgalı kur olmasa burada daha yukarısını beklemek lazım zaten. Bence onun altını çizelim. Ha, evet. O yüzden dolar Türk Lirası'ndaki harekete çok fazla önem atfetmiyorum. Hani o dünyayla hani bir nebze uyumlu. Dünyadan uyumsuz olan ne? Borsa tarafı. Ama o da 2021-2022 boyunca zaten uyumsuzdu. Yani Amerika'daki hisse senedinin yaklaşık %20-25 ortalama dünya borsalarının değer kaybettiği bir yılda Türk borsası TL bazında %170 değer kazandı. Hani dolar bazına baksak %120-130 değer kazandı. Öyle bir yılı kapatıyoruz. Dolayısıyla zaten uyumsuzluk geçen sene vardı. Bu sefer ters korelasyon çalışıyor. Ha soru şu, niye şimdi? Niye bu korelasyon tersine bugün döndü? Bugün yurt dışında böyle bir kayıp mı var? Hani böyle bir dünyada başlayıp da bize etki eden, pek bir şey etki etmedi bize geçen sene borsada, hep yukarı etti ama bugün negatifi etki eden bir şey var mı diye sorarsan yok dünya. O zaman senin dediğin gibi içeriye bakacağız. İçeride işte, haber akışı bol. Demin Alican anlattı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimleri bir parça öne çekebiliriz açıklaması var. Yani alt sorular, hani seçimler en kritik ihtimalle Haziran'da olacak zaten. Hani bu Nisan sonundan Mayıs başına çekilse ne gibi sorun olabilir? Kapatıyorum soru işaretini. Bugün HDP ile ilgili olarak daha evvel aslında HDP kapanma sürecinde aslında verilen bu bilgi verilmişti ama yani böyle bir gelişme olacağı ifade edilmişti ama bugün görüyoruz ki işte HDP'nin alabileceği hazineden alacağı yardıma bloke konması konusu var. Bugün dünden beri başlayan önce CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamaları var. İstanbul Belediyesi'ne tırnak içerisinde bir kayyum atanması durumundaki verilebilecek olan sert mesaj ile ilgili çok sert mesaj verileceği, çok sert tepki verileceği beklentileri var. Bunların hepsini çok daha yaklaşan seçim sattı sürecinde tansiyonla artabileceği, gerginliğin, gerginlik derken dil anlamında tansiyonla artabileceği, bunları tolere etmenin daha zor olabileceği, zaten de çok fazla primlenmiş bir borsanın da bununla ilgili bir reaksiyon olarak görüyorum. Elindeki bütün veriler en fazla bu şekilde yorumlatıyor. Yoksa yurt dışı kaynaklı hani genel olarak geçen sene olmayıp bu sene olup da bu sene Borsa İstanbul'un ayağına taş diş değdirebilecek bir şey oldu mu dersen olmadı. Evet haklısın aslında, hani şimdi sen kur tarafından özellikle bahsederken dolar endeksine bakıyorum. Öğlen saat 3 civarında mesela 104 sınırına çok daha yakındık. 104.20'ler civarındaydı. 105 sınırına doğru bir hareketlenme var. Yani hani kurdaki hareketi böyle çok net anlatabiliyoruz. Borsa tarafı için özellikle mesela KKM'den geçen hafta çıkan paranın 47.9 milyar lira olduğunu görüyoruz. Yani buradan çıkan paranın bir kısmı, borsadan da çıkan paranın yine bir kısmı halka arzlara gidiyor diye de bir argüman uzunca bir süredir zaten hayatımızda var. Ne zaman borsada bir satış görsek bunun bir kısmı halka arzlara katılım için kullanılıyor konusunu da gündeme getiriyor uzmanlar. Ama zannediyorum değindiğin husus şu açıdan da önemli. Seçim hattına girmişken biraz daha siyasi
haber akışının da artık piyasa üzerinde etkili olduğunu görmeye başlıyoruz. Bunu bir kenara not etmek lazım, öyle mi? Öyle bence. Yani tabii ki geçen sene yükselişin yani bu yükselişin altını dolduracak birçok faktör var. Yani kabaca 4 milyon kullanıcıya kadar 4 milyon hesap sahibi oluşmuş borsada. Çoğunluğu küçük yatırımcı olmak şartıyla. Bir defa o yıllardır aranan küçük yatırımcı yani böyle çölde su bulunması gibi son 1-1,5 yılda borsa yakın etti. Tabii geçen diğer bütün TL ve ilgili bütün enstrümanların hiçbir enflasyona karşı şey yapamayınca, mücadele edemeyince borsanın önü parladı. Düşük faiz borsaya yaradı. Sonuçta Türkiye'nin yüksek büyümesi, gayri safi milli hasılasının dünyadaki en fazla büyüyen ülkelerden bir tanesi olması, şirketlerin ihracat bazlı özellikle şirketlerin çok iyi performans getirmesi yatırımcının ilgisini çekti. O oldu, bu oldu ama sonuçta %170'lik bir performans çıktı ortaya. Hangi yıl? Dünya borsalarının %20 gerilediği yıl. Dolayısıyla hani bu tür düşüşler, ben demiyorum ki bugünkü %7'lik düşüş çok normaldir demiyorum ama hani bir miktar realizasyonları makul görmek lazım böyle bir yerde. Fakat hani bu realizasyonu bugün dünyada bir şey vardı mı tetikledi? Hayır. Dolayısıyla içeride biraz yani bir şey tetiklese bakmak lazım. Orada da senin de söylediğin gibi işte seçim sürecinde yeni gelen haberler, bu haberlerin yatırımcıda yarattığı belki endişe, belki risk faktörü. Bunların bir kısmını hazır bu kadar kârdayken de revize edelim konusu olabilir. Ama hani desen ki bana Didem, iki gün sonra Borsa İstanbul yine dünyada hiçbir şey yokken %5 yukarı giderse ne dersin desem bir şey diyemem. O da ayrı bir konu. Evet, ya ona da çok şaşırmayız yani, ama şunu biliyoruz ki geçmişte de bu zaten bütün sermaye piyasaları için, yeryüzündeki bütün sermaye piyasaları için geçerli temel gerekçelerden bir tanesi her zaman siyaset olmuştur, gelişmeler olmuştur, jeopolitik gelişmeler ve riskler olmuştur. Dolayısıyla hani ekonomik veriler evet, ama bir yandan da siyasette piyasaların önemli bir girdisini sağlar. Dolayısıyla buna da çok şaşırmamak lazım. Yani bir süredir gündemimizde yoktu ama artık olacak gibi duruyor. Bunu belki de böyle kabul etmek lazım. Şimdi yılın son haftasında döviz mevduatının azalmış olması bir miktar, 2,5 milyar dolar düzeyinde ve KKM'den de 40 milyar lira bir çıkış olması sana bir şey ifade ediyor mu diye sorayım. Yani bu veriler haftalık bazda ölçülüyor gerçi ama evet, elimize geldiği için sormak istiyorum. Orada herhangi bir trend, herhangi bir seyir, bundan sonrasına ilişkin bir öngörü oluşturacak ölçüde bir done var mı sence burada? Şöyle var belki, hani sadece o son haftayı değil de şöyle geniş bakacak olursak, DTH'da, Bloomberg.com'da da gayet güzel ifade edilmiş, 21 milyar dolarlık bir, 2 ayda 21 milyar dolarlık bir erime var. Demek ki o makro ihtiyati tedbirler, hem şirketlerin üzerine getirilen, işte kredi kullanmak istiyorsan, evet, TL kredi, işte şu oranın altına inmen lazım, bankalara getirilen, sen de eğer hani bir takım imkanlardan faydalanmak istiyorsan, toplam TL mevduat oranını şuraya çıkartman lazım gibi önlemlerin son iki ayda hani ciddi miktarda işe yaradığı ortaya görülüyor. KKM tarafındaki çıkışın da onu da kan kaybının, yani o 1.5 trilyon dolarlara, TL'lere kadar çıktıktan sonra önce orada durduğunu, şimdi gerilediğini görüyoruz. Burada da hep altını çizdiğimiz konu KKM'deki iştah, gazoz, yani o gazozun biraz gazı kaçıyor. Niye? Çünkü KKM'de duracak insan niye duruyordu? Ya ben aslında döviz yatırımcısıyım ama bak ne güzel bir enstrüman çıkmış. Eğer döviz benim bekleyen, yani döviz bu enstrümana geçeyim. Bu enstrümanın zaten faizi var. Fena bir faiz değil o zaman için. Bu faizi alayım. Bunun üzerinde bir kurda bir artış olursa zaten kur bana farkı verecek şeklinde bir makas vardı. Ama o cazibe iyice indi aşağıya. Hatta bugün hani Bloomberg'un haberine göre işte Merkez Bankası, bankalar arasında tabii daha teyide muhtaç bir haber bu. Merkez Bankası'nın bu konuda bir açıklaması yok ama bankalara KKM konusunu daha cazip hale getirin şeklinde bir şey de gitmiş gibi gözüküyor. Mesaj da gitmiş gözüküyor. Bu ne demek? KKM'nin TL faizi artsın demek. Çünkü KKM'yi bankalar daha evvel yazdıkları opsiyonlarla iki taraflı kullanabiliyorlardı. Hem KKM'nin fiyat şeyini arttırabiliyorlardı. Hani düşen faizlere rağmen cazibesini arttırabiliyorlardı. Hem de onun üzerine yaptıkları opsiyonlarla kendileri bir başka enstrüman yaratabiliyorlardı. Bunun da önüne set çekildi. İster istemez bankalar için KKM eskisi kadar kullanılabilir bir aygıt olmadı ürün.
kullanıcılar için de KKM düşen politika faizine eskisi kadar cazibesi kalmadı. Kurda sabit olunca. Şimdi tekrar burası motive edilmeye çalışılıyor. Yani açıkçası KKM'nin ödenilen faiz yukarı gidesin deniliyor. Bunu da anlayabiliyorum. Ben KKM'nin artık bu saatten sonra biraz daha kan kaybının duracağını tahmin ediyorum. Ama burada şu soru geliyor aklıma. Nasıl olacak da olacak? Aslında kendisi para basmayan, Moody'den para alıp o paranın üzerine belli bir miktarda faiz farkı koyarak bunu kredi olarak dağıtan şirketler Moody'den gerek KKM ile gerek diğer enstrümanlarla TL bazında hani 20'ler, 25'ler, 30'lar verip de bunu kural koyucunun da istediği gibi neredeyse tek haneyle ya da iki hanenin alt basamaklarını ticari kredi olarak verecekler ve bu işin içerisinde para kazanacaklar. Ben de onu merak ediyorum, nasıl olacak bu iş? Evet, ben de merak ediyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi son dakika olarak paylaşıyoruz biz tarafından gelen bir açıklama. İşlemler par piyasasında saat 18.01 itibariyle kapanış seansı ile yeniden başlayacak. Şu anda devre kesiciler çalışıyor hali hazırda. Bunu not edelim. Ve hem Amerika'dan gelen ADP verisine hem de aslında FOMC tutanaklarına şöyle bir göz atarak istersen biraz FED tarafıyla ilgili konuşalım. Tutanaklardan ne anladın? Çıkan mesaj aslında hani güvercin bir ton olur mu diye merak edenlere cevap hayır, net hayır, şahin bir ton devam ediyor gibiydi ama bunu nasıl okuyup bundan sonraki piyasaların seyri açısından nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz? Hey Didem, dün senle bunu konuşurken hani biraz bir şey yapmıştık, falcılık yapmıştık ne olabilir diye. Demek ki oradaki beklentimiz çok yanlış değilmiş. Bugünkü yani dün açıklanan, akşam açıklanan FOMC'de ki FED üyeleri Amerika'da hala daha enflasyonun net bir şekilde istenilen seviyeye doğru kafayı eğdiği konusunda netlik olmadığını, evet gelişmelerin pozitif olduğunu ancak arkamızı rahat yaslayalım ve dolayısıyla da artık faizlerdeki artış sürecini bitirelim diyebilecek bir noktada olmadığını, hatta şu anki seviyeden 4.25-4.5 bandından da hala bunun üzerine taze faiz artırımlarına yani 5'e kastediyorlar ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu demek ki hani sen dün sormuştun ya acaba 4 tane faiz enflasyon düşüşünden sonra 4 ay üst üste enflasyon düşüşünden sonra işte Avrupa'dan da oradan da buradan da iyi enflasyon haberleri geldikten sonra acaba FED üyeleri ya görevimizi yaptık baksana faizi sıfırdan aldık 4.25-4.5'a kadar getirdik. Tamam 5 falan dedik piyasaya ama her taraf iyi gidiyor. Acaba biraz yumuşama sinyali verir mi diye düşünenler için hayal kırıklığı oldu. Ama bas senaryo zaten %5'e kadar çıkmak ve orada kalmak. Daha sonra gelişmeleri ona göre izlemektir. Dolayısıyla bu bas senaryo değişiklik yok. Yani bas senaryoyu bozacak bir negatiflikten bahsetmiyorum. Ama piyasanın içerisindeki bazı oyuncular için acaba FED'le biraz daha güvercinleşir mi diye bekleyenler için bir hayal kırıklığı oldu. Zaten Euro'da ve Dolar'daki bu değer kayıpları ve Dolar Endeksindeki bu yükselişte işte biraz bundan kaynaklanıyor. Pekala. Bu arada Avrupa tarafına da bir değinmek istiyorum hızlıca. Çünkü Almanya'dan gelen veriler var. Yine Euro bölgesinde ÜFE verisi var. Özellikle belki de enflasyon tarafıyla başlayacak olursak Euro bölgesi için bir yorum rica edeyim senden. En kötüsü 2022'de geride kaldı mı noktasında bir sorum var. İkinci olarak da elbette Almanya'dan gelen verilere baktığımız zaman belli başlı ülkelerde hala bir güç, bir dirayet sinyali alıyoruz. Belki de enerji tarafı beklendiği kadar kötü gitmediği, ilerlemediği için ki bu ÜFE'ye de yansımış görünüyor Euro bölgesinde. Yani Avrupa'da bir durum değişikliği var mı? Ben her iyi gelen veriyle birlikte sana bunu soruyorum. Cevabını daha 3 aşağı 5 yukarı kestiriyorum ama yine de inatla soracağım. Hala en kötüsü geride kalmadı noktasında mıyız? Resesyon anlamında Avrupa için. Şimdi Didem, geçen yıl çok konuştuk ama kısa bir toparlama olsun bu yılın ilk haftaki yayınında. O da şu, eğer biz paritede yani Euro-Dolar paritesinde 1.05'ten altını hatta 1'lerin altını gördüysek, 1 seviyesinin altını, bu işte çok şahin bir Amerika'da Fed var. Buna karşı daha güvercin bir Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası var.
ya da işte Amerika resesyonu daha yumuşak ise atlatacak. Avrupa ise çok sert atlatacaktan bence kaynaklanmadı. Hani 1.05 Euro'lara kadar falan ondan indik ama odun altı şuradan kaynaklandı. Bir dakika. Yani biz böyle bir şey görmedik. Avrupa doğal gaz bulamayacak, yakacak. Bazı fabrikalar kapanmak zorunda kalacak. Öyle böyle değil. Yani ciddi sıkıntılar olacak ekonomide. Ve bu birkaç sene boyunca devam edecek. Ve çok yüksek maliyete patlayacak bu Avrupa için korkusu da oldu. Şimdi ne görüyoruz? Şu an Hollanda'da işlem gören TTF denilen işte borsada, yani enerji borsasında doğal gaz maliyetlerine baktığımızda 70 Euro'lara kadar inen megawatt saati, 70 Euro'lara kadar inen bir doğal gaz fiyatı görüyoruz. Bu geçen yıl Temmuz'da, Ağustos'ta bizim en karalar bağladığımız yerde 300-350 Euro. Bu Kasım'da, Kasım sonuna kadar, Aralık başına kadar tamam işte buralar daha makul dediğimiz seviye 100-120 Euro'ydu. Dolayısıyla o gerçekten buralara kadar gelişeyince şu an Avrupa'nın her yerinden üfede de beklenenden iyi rakamlar geliyor. Enflasyon bacağında gerçekten Avrupa'ya bir parça nefes aldırabilecek, daha hızlı enflasyonu toparlamasını belki en azından Nisan'a Mayıs'a kadar sağlayacak bir şey yaratıyor, bir pozisyon yaratıyor. Peki resesyon tarafında da bir faydası oluyor mu? Evet, resesyon da çok şiddetli hissetmeyecek, daha az şiddetli hissedecek şeklinde bir konu var. O da fiyatlardan ziyade, bak hiç sıkıntı olmadı. Avrupa öyle ya da böyle Rusya'dan boru hattıyla gelen doğalgazın hemen hemen tamamını pahalı da olsa LNG ile aldı koydu, depolarını doldurdu ve bir şekilde çarkları çevirdi. Kapasitede çok büyük kayıp olmadı ya da sanayinin çarklarının dönmesi çok büyük kayıp olmadığı da koyuyor. Dolayısıyla senin sorduğun soru, bundan 2-3 ay evvelse yine Avrupa için hem enflasyon anlamında hem resesyon anlamında daha iyimseriz. Ama bu daha iyimserlik Amerika ile karşılaştırıldığında o kadar iyimser değil. Evet. Bir. İkincisi 3 ay sonra savaşın gideceği yol, ki inşallah öyle bir şey olmaz, hala bizi istim üzerinde tutuyor. Çünkü eğer savaşta yeniden bir akut döneme gelirse şu an bu söylediklerimiz üzerine su içmemiz gerekir. Pekala, çok teşekkür ediyorum. Ya bir başlığımız daha var. Bu da aslında 2020 sonunda küresel negatif getirili tahvil stoğunun 18.4 trilyon düzeyinde olduğunu hatırlıyoruz. Şimdi Japon tahvillerinin pozitife geçmesiyle birlikte dünyada negatif getirili tahvil stoğu kalmadı. Bunu yorumlamak ister Cüneyt Başaran diye düşündüm. Ne dersin bununla ilgili? Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Yani demek yani ne kadar okur yazarlık, finansal okur yazarlık önü yüksek olsa da, ne kadar işte büyük fonlar, büyük şirketler, algoritmalar vesaire çalışsa da, o 2020'nin tam ortasında, COVID'in en sıkıntılı döneminde demek ki insanlar, hepimiz bir noktada, ya demek ki bundan sonra böyle olacak. Yani faiz çok sık düşükte kalacak, yıllarca böyle devam edecek. Ve kolay kolay bu faizin yükselmesi mümkün değil moduyla, mantığıyla tam 18 trilyon dolarlık farklı ülkelerden farklı tahviller negatif, eksi faizle fiyatlanmış. Eksi faiz ne demek? Sen ben değil ama dünyadaki Japon, Alman, Amerikalı birçok yatırımcı, ya ben sana 100 lira vereyim, sen vade sonunda bana 99.50 verirsin. Çünkü ben parayı ne yapacağımı bilmiyorum. Bankaya koysam batacak. Şu an zaten iş yapılmaz. Hiç olmazsa sende sağlam kalsın. Nasıl olsa 0.50'nin lafı olmaz diye birbirine vermişler. Şimdi o dünya normalleşince yok öyle bir dünya. Bak enflasyon nereye gitti. Tabii ki eskisi kadar olmasa tekrar toparlıyor mantığıyla. Bir anda yukarı gelince 18 trilyon dolar hepsi artıya geçti. Olması gerektiği gibi normal faiz olarak hale geldiler. Tabii bu arada fonların, bankaların, yatırımcıların yazdıkları zararı ben tahayyül edemiyorum. Ve bir bunu tahayyül edemiyorum, bir de o aleti ruhiye nasıl oluşmuş da nasıl bir beyin tutulmasa insanlar birbirinin üzerine çıkarak eksi faize para yatırmışlar, bir de bunu tahayyül edemiyorum. Evet, ben de. Ya 18 trilyon da çok para ya, ama Cüneyt, yani birileri de evet hakikaten bir alternatif bulamadığını demek ki düşündü ki gitti koydu oraya yani. Alternatif şöyle alternatif. Bence o noktada kimsenin faiz kazanmak ya da yok, daha iyi para kazanmak derdi yoktu. O para survival mode yani, evet, hayatta kalma güdüleri. Ya ne enteresan bir dönemden geçtik hakikaten. Ya umarım hepsi geride kalmış olsun. Bundan sonra daha
daha konvansiyonel, daha alıştığımız türde bir düzen içerisinde ilerlesin diye umuyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey Cüneyt son olarak? Yok, hani bu hafta içerisinde Amerikan endekslerinde dün yukarı bir motivasyon vardı. Bugün de yine yukarıda açılacak gibi gözüküyor. Evet. Avrupa fena değil. Yani bizim Türk borsası moral bozuyor ama dünyanın geri kalanı daha pozitif bir ilk haftayla, yani yılın ilk haftasında başlıyormuş gibi gözüküyor. Cüneyt Başaran, çok teşekkür ediyorum katkın için. Görüşmek üzere yarın. Buradan şimdi isterseniz New York'a gidelim. Melike Ayan hazır ve bizi bekliyor. Buyurun. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sunar. Melike, hoş geldin yayınımıza. Biz içeride oldukça dalgalı bir seyir izliyoruz. Acaba ABD tarafında hem FOMC sonrası hem de ADP verisinin ardından nasıl bir seyir izleniyor? Teşekkürler. Şimdi yeni yıla başlarken acaba dün Noel rallisi mi yaşadık, Santa Claus, yani o Noel rallisi dedikleri, demişken sanki nazar değdi Didem. Tam tersi bir yerdeyiz. Dow Jones 300 puan birden düşüyor. Neden? Sadece Dow Jones değil, S&P 500, Nasdaq'ta da ciddi satışlar görüyoruz sabah saatlerinde. Dolar kendini yukarı atıyor. Altın güvenli liman değil. VIX korku endeksi olarak tek yeşil kalan dolarla birlikte. Şimdi iki sebep sunuyoruz sabah saati açılışında. Şimdi öncelikle senin de dediğin gibi FED tutanakları ile birlikte FED yetkililerinin de konuşmaları, yorumları ve hep bir ağızdan özellikle faiz artışının yanında durmaları çok etkili. İkincisi de işsizlik sigortası başvurularının, özel sektör bordrolarının beklenenden iyi gelmeye devam etmesi. Bununla birlikte işte Fed agresif olmaya devam edecek, ekonomi iyi bir yerde, güçlü olmaya devam ediyor spekülasyonu. Öncelikle gelelim Fed yetkililerine. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari diyor ki, özellikle faiz artışı önümüzdeki toplantılarda devam etsin, 5.4 üstü olsun. Buna Esther George da katılıyor. %5 üstü artış öngörüyor. Ya ve hiçbirisi şu ana kadar konuşan Fed yetkililerin, ki yaklaşık 19 Fed yetkilisinin 19'u da konuşup bir şekilde yorum yaptı, faiz kesintisinden bahsetmiyor. Bunu da desteklemiyor Didem. Bunlardan birisi de Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic. Enflasyon çok yüksek, faizleri artırmamız lazım diyenlerden. İşte bütün bunlar risk iştahını kırıyor, alım içine hiçbir sebep bırakmıyor. Ve bu sene önümüzdeki toplantılarda traderların minimum 50 bas puan artışının anket sonuçlarına baktığımızda güçlü bir yerde olduğunu gösteriyor. Özel sektör bordroları geldi demiştim. 235 bin geldi, 150 bin beklenirken. Aradaki artış çok ciddi, neredeyse iki katı kadar, ama onunla birlikte işsizlik sigortası başvuruları da 204 bine gerilemiş, 225 bin beklenirken 200 binin üstünde ve düşüyor. Yani 300 binin altında ve düşmeye de devam ediyor. Bu nedir? Bu da iyi. Yani iki iyi gelen veri gerçekten yine risk iştahını kırdı diyebilirim. Önümüzdeki saatlerde, bir 5 dakika sonra daha doğrusu, PMI verilerini alacağız. Ama en önemlisi yarın gelecek olan tarım dışı istihdam raporu. Bu haftanın en önemli raporu diyebiliriz. Orada da beklentiler yukarı çıkarılmış durumda. Tarım dışı istihdam raporunun yanında Didem, dayanıklı tüketim malları siparişleri, fabrika siparişleri yarın gelecek önemli verilerden. Bugün bir yandan da ticari açık geldi. -61,5'lara gerilediğini görüyoruz. Yani gerçekten gelen veriler bugün üst üste beklentilerin üstünde veya beklentilere paralel geldi. 10 yıllıklar şimdi, bütün bunlarla birlikte, bu verilerle birlikte faiz erken yukarı atarken tahviller düştü, hazine fiyatları düşerken borsada kendini attı aşağıya ve dolar kendini yukarı atmaya devam etti. 10 yıllıklar mesela 3.76'lara kadar çıktı. VIX yemyeşil bir yerde korku endeksi olarak. İki şirket var gündemde olan. Bed Bath & Beyond'ın hissesi düşmeye devam ediyor. Silvergate Capital'da özellikle Bitcoin, blockchain teknolojisindeki negatif haberlerle birlikte düşmeye devam ediyor. Diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Didem.
Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu. Evet, sırada İş Dünyası ve Zeliha Saraç var. Benden şimdilik bu kadar. 18.20'de günden kalanlarda tekrar buluşacağız.